Merhaba. Ah, Emre Bey merhaba, merhaba. Ben şaşırdım birden sizi görünce. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama... benim Hatice Hanım'la konuşmak istediğim acil bir şey var da. Evde mi? Evde, bahçede. Buyurun, ben size terlik vereyim. Geçin, oturun, ben haber vereyim. Haber vermenize gerek yok. Ben Hatice Hanım'ın yanına giderim. Tabii. Emre. Merhaba. Merhaba. Emre Bey anneni görmeye gelmiş. İdil konusu herhalde değil mi Emre Bey? Valla biz de çok üzüldük onun gitmeye karar vermesine. Yok, İdil'le ilgili değil. Hatta siz İdil'e iyi bile dayandınız. Ben Hatice Hanım'a başka bir şey soracaktım, onun için geldim. Buyurun, mutfaktan geçeceğiz böyle. Teşekkür ederim. Senin yüzünden yine karıştı ortalık. Dua et de Emre Bey üçünü birden kovmasın. Hatice Hanım. Ah, Emre Bey. Merhaba. Merhaba. Ne zaman geldiniz? Duymadım ben. Şimdi geldim. Kusura bakmayın, pazar günü temizlik günümüz bizim. Önemi yok. Yani zaten çok fazla kalmayacağım. Bir şey sorup gideceğim. Buyurun, içeri geçelim. Yok. Dışarıda kalsak daha iyi. Anlaşılan sizin evde özel bir şey konuşmak zor. Yani duyuluyor. Ya da dinleniyor. O zaman şöyle geçin siz. Yeni sildim, temiz orası. Teşekkür ederim. Çay ederim. Ne yapayım ben size? Çay, kahve, soğuk bir şey içer misiniz? Hiçbir şey istemiyorum, teşekkürler. Hayatta olmaz. Ben size hemen bir kahve yapayım. Hatice Hanım, gerek yok. Hatice Hanım. Ben buraya kahve içmeye gelmedim. Önemli bir şey soracağım. Bence siz zaten ne soracağımı biliyorsunuz. Ceyda'nın çocuğunun babası ben miyim? Hatice Hanım. Ya Enes onun yeriydi ama ya. Sanırım bu evet demek oluyor. Bu soruyu bana değil Ceyda'ya sorun. Bu konu hakkında konuşmam doğru olmaz. Konuşmuşsunuz ama. Konuşmuşsunuz ki İdil de duymuş. Biz de bir şey bilmiyorduk. Birkaç gün önce öğrendik. Ama inanın Ceyda sizin hakkınızda hiçbir şey söylemedi bize. Öyle mi?
Sanki bana tuzak kurulmuş gibi geldi. Yani ben anlamıyorum ki. Birdenbire ortaya çıkıyor yıllar sonra. Ardından gelip yanımda çalışmaya başlıyor. Benden çocuğu var ama söylemiyor. Hayır, amacı ne? Onunla evlenmemi falan mı istiyor? Benden para koparmak falan mı istiyor yani? Bu mu amacı? Ceyda bu söylediklerinizin hiçbirini aklının ucundan bile geçirmez. Siz hiç tanımamışsınız onu. Hadi canım, ben artık kimseyi tanıyamıyorum. Hatice. Emre Bey Arda'yı öğrenmiş. Duydum. Emre Bey'in Ceyda ile ilgili suçlamalarını da duydum. Emre Bey, büyük bir şok yaşıyorsunuz, farkındayım. Haklısınız da. Bu çok nahoş bir durum. Kim olsa asabı bozulur. Ama biraz daha burada kalırsanız biz birbirimizin kalbini kırabiliriz. Çünkü ben ne olursa olsun kendi evimde kimsenin Ceyda hakkında kötü konuşmasına müsaade edemem. Kızacaksanız gidin ona kızın. Hesap soracaksanız gidin ona hesap sorun. Ama bizim yanımızda lütfen onun hakkında kötü konuşmayın. Lütfen. Emre Bey, ben artık kafede çalışmasam daha doğru olacak. Ben size karşı çok mahcubum. Hatice Hanım, konunun sizinle hiçbir ilgisi yok. Rica edeceğim, çalışmaya devam edin. Bir de bu karmaşada eleman bulmakta uğraşmayayım. Rica ederim. Tebrikler. Baba olmuş. Bak, bu konunun bizimle alakası yok, tamam mı? Öyle mi? Senin Ceyda'dan bir çocuğun var ve bunun bizimle bir ilgisi yok. Kusura bakma Emre ama ben o kadar geniş bir insan değilim. Kendime göre bir ahlak anlayışım var. Bu şartlar altında seninle görüşmeye devam edemem. Bu doğru olmaz. Şimdi konuşmasak olur mu? Merak etme. Ben bu durumu bir şekilde toparlayacağım. Bu durumu nasıl toparlayacaksın ki? Emre, senin Ceyda'dan bir çocuğun var. Ben anlamıyorum. Ne yapmamı istiyorsun ki? Ceyda'nın çocuğunun cici annesi olmamı istiyorsun? Tamam, yumuşak kalpli biriyim ama bu kadarı beni aşar. Peki. Sen gene de bir yere kaybolma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.